Değerli izleyenler, Kıbrıs Türk halkının entelektüel üretimini ekranlara yansıtmayı hedeflediğimiz çalışma masamın bu haftaki konuğu çok yönlü bir sanatçı, disiplinler arası çalışan bir sanatçı Hüseyin Özinal. Hüseyin Özinal'la tabii sanat serüvenini konuşacağız süremiz yettiğince. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Çok kısa bir şekilde Hüseyin Özinal'ı tanımayan varsa nasıl tanımlarsınız? Kimdir Hüseyin Özinal? 61'li Masol'un bir köyünde olan Polinikya'da doğdum. 75'te savaş sonrası kuzeye geçenler ailem geçti. Ben de 13 yaşında bir çocuktum geçtiğimiz zaman ve 79 yılında ise İstanbul'a gittim. İstanbul'da 30 yıla yakın yaşayıp 2004 yılında Kıbrıs'a döndüm. Evet, tabii bu 30 yıllık yaşam içerisinde hem sanat eğitimi var, hem de sanat anlamında birçok üretim var değil mi? Farklı alanlarda yani hem okulu bitirdim, okuldayken de farklı işlerde çalıştım. Daha sonra okuldan sonra Türkiye'nin ilk çizgi film stüdyosu olan Ateş Benince'nin stüdyosunda background çizimlerinde çalıştım. İşte halı deseni çizdim. 87-88 yıllarında TRT'nin İlk dizilerinden biri olan Tom Üskiritoğlu'nun Kantodan Tango'ya adlı dizisinde, 3 bölümlü dizisinde çevre düzenlemesi yaptım. İşte video kliplerinde çalıştım. Değmem'de vitrin dekorasyonundan sonra İstanbul'daki son 6 yılım şehit tiyatrosunda geçti. Tasarım ve hem asistanlık hem sonra tasarım yapmaya başladım. Evet, aslında daha eğitim yıllarından çok farklı disiplinleri birlikte sürdürme eğilimi vardı. Evet, evet. Peki sanatsal kişiliğinizin oluştuğu dönemi hangi dönem olarak tanımlıyorsunuz? Yani bu dönem aslında bu anlattığım okul, daha doğrusu okul yıllarının sonrasında yaptığım işler, bulunduğum çevreler, işte TRT çevresi, sinema çevresi, tiyatro çevresi, o dönem yakın arkadaşlarımın çalıştığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi, işte müziğiydi, baletiydi, çalıştırıcılardan, piyanistlerden böyle bir çevrem oluştuğu için dolayısıyla o çevreden çok beslendim. Ve bu şu anki yaşadığım her şey ve bilgi ve birikim o dönemlerden itibaren oluşan bir süzgecin üzerinde kalan tortular diyebilirim. Dolayısıyla bu hayat, bu yaşam için bendeki bilgi ve birikimi oluştu. Başlangıç noktası İstanbul diyebiliriz. O zaman. İstanbul öncesinde çok farklı bir bakış vardı. İstanbul sonrasında değişen ve gelişen sürekli bir devinim mi? Öyle çünkü lisede yani Kurtuluş Lisesi mezunuyum. 75-79 arası oradaki hocalardan ya da bilgi ve kütüphanelerden okuduklarım benim için bir zeminiydi. Ama İstanbul'a gittiğiniz zaman özellikle 79 ve 80 öncesi İstanbul'da, darbe öncesi İstanbul'da yaşadığım için çok farklı alanlarda bulunma olanağı buldum. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyebilirim. Yani İstanbul'a gitmek benim hayatımın en büyük değişim noktalarından biridir. Evet, bir dönüm noktası şeklinde. Peki, ilk tabii gelecek projelerini konuşacağız ama biz biraz öncesini konuşalım dilerseniz. Tabii. İlk kişisel sergi nasıl oluştu? Nasıl ortaya çıktı? Biraz sizi tarih yolculuğuna götürüyoruz yani ama. Şöyle aslında benim böyle kötü bir dönemimde ben İstanbul'daki her şeyi bırakıp Kıbrıs'a gelmiştim ve o dönem Fluxus Sanat Galerisi varsa Ergün Olgun'un açtığı Kıbrıs'taki yanlış hatırlamıyorsam ilk özel galeriydi. O galerinin neredeyse son sergilerinden birinde sergi açtım ve benim için aslında beni kimsenin tanımadığı bir yer olarak düşündüğüm Kıbrıs'ta aslında bir şekilde gidip gelirken ismim duyulmuş yerim ve bayağı da güzel bir açılış. İlk sergim böyleydi. Daha sonra Kıbrıs'a giriş gelişlerinde sergiler oldu ve böylece
2004 yılında döndükten sonra da 2005'te bir sergi açmıştım. 2011'den sonra ise Art Rooms'daki 2018 yılındaki Firari Bedenler sergisi. Evet, Firari Bedenleri ayrı bir noktaya koyuyorsunuz. Evet, o benim hayatımın başı. Onu biraz detaylı konuşuruz ama biraz onun öncesini biraz daha irdeleyelim. Yani Kıbrıs'a dönüş, İstanbul'daki yoğun birçok farklı noktadan beslendiğiniz bir sanatsal ortamdan Kıbrıs'a dönüş. Bu bir sanatçı için nasıl bir etkide bulunuyor? Yani belki bir travma mıdır? Travmalar üretime pozitif etkiliyor mu sanatçı açısından? Nasıl bir dönem yaşadınız o dönem? Bir kere benim döndüğüm yıl 2003'ün kapılarının, sınırların açılma dönemiydi ve birçok Kıbrıslı'nın özellikle İstanbul'da neredeyse bir haftada bir veda yemeği yaptığımız bir dönemde, Kıbrıs'a dönenlerin olduğu bir zamanda ben döndüm ve dönmek istediğim için döndüm. Çok net bir şey. Evet, bir travma olup travma diye adlandırabilirim çünkü 30 yıla yakın uzak kalınca ve aslında sadece tatillerde gidip geldiğiniz bir ülke durumunda olunca gördükleriniz, yaşadıklarınız aslında deyim yerindeyse sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. İşte tiyatro, ben İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çalışırken buradaki devlet tiyatrosuna girdim. Buradaki devlet tiyatrosunun olanaklarıyla oradaki olanakları çok daha farklıydı. Dolayısıyla bence bir travmaydı ama travmayı kolay atlattım sanırım. Evet, yani insanın kendi ülkesinde olması belki onu atlatmaya daha yardımcı mıydı? Yani zorladım ama o travmayı yoksa dönüştürme yollarını buldum. Yani resimde bulduğum için o bana başka bir alan açtı. Firari Bedenler ayrı bir nokta diyorsunuz. Firari Bedenler'den önceki kişisel sergileriniz tek disipline bağlı mıydı? Neydi temel farklılığı veya sizi siz yapan sergilerden biri diye tanımladığınız Firari Bedenler'le önceki sanat farklı yaşamı arasındaki fark nedir? Bir kere öncekiyle şöyle, başlangıçtan itibaren benim Kıbrıs'ta ve İstanbul'da oluşturduğum bir resim tarzı var ve bilinen bir tarz. İşte soyut lirik resimler, canlı renkler, ekspresif dışa vuruncu bir resim anlayışı. Bunun üzerine inşa edilmiş, arada böyle zaman zaman kolaja dönen, zaman zaman farklı yapılan bir çizgi oluşmuştu. Firari Beden zaten 2011'den sonra ben son bu tarzdaki bir sergiyi açtım. Tuval üzerine, kağıt üzerine işler vardı. 2011'den sonra uzunca bir süre ben resim yapmadım. Yani sadece okudum. Öyle bir dönem oldu. 2014'te aslında çok kişisel bir kişisel bir kayıp üzerine ve onun bıraktığı üzerine bir dağıldım. Yani yaz sürecim oldu. O yası nasıl atlatacağım üzerinde gidip gidiş gelişler olurken bir sergi önerisi geldi. Oya Akın'ın Adrumus'ta düzenledi ve Oya Silber ile birlikte düzenledikleri Edepsiz sergisi. O sergi öneri geldiği zaman gerçekten çok zorlandım. Çünkü bir anda belki çok içerideki kafamın içerisinde olan ve değişim ve dönüşüme açık ve hazır hale geldiğim bir anda böyle bir öneri geldi. Bu tanımlama daha doğru olur sanırım. Orada bir dağılma oldu. Çünkü gelen öneriyle benim çalışma tarzım çok farklıydı. Ya da ben öyle düşündüm demek daha doğru olur. Dolayısıyla orada aslında kendi konfor alanımdan çıktım. Benim bilinen resim anlayışının dışında bir şey çizmeye başladım. Ve sergi açılışında da birçok insan benim resimlerim olduğunu anlamadı önce. Böyle bir şey oldu. Bu o Edepsiz sergisinden sonra oluşan ve aslında kişisel sergi, işte Firari Bedenler'in aslında bir başlangıcı ve geçişi bu sergiyle oldu. Oradaki o değişim ve Firari Bedenler'de aslında patlama noktasına olan bardaktan taşıma haline gelen aslında süreç böyle oldu. Ama tabii herhalde siz bunu sevdiniz, benimsediniz ki bunun üzerine inşa etmeye, üretmeye çünkü, devam ettiniz. Tabii çünkü şöyle, benim o kendi konfor alanımdan çıkışım ve bana aslında farklı bir yerden bakma noktasını getiren böyle bir şey oldu ki bu son sergiyi de aslında bunun üzerine inşa ettim. Geri dönüşümler,
genelde sanatçı için, özellikle Hüseyin İnal için geri dönüşümler sonraki projeleri yönlendiriyor mu? Şöyle bir tarzım var. Bir kere sergi oluştuktan sonra, yani açıldıktan sonra sadece belli bir sürede sergilerle ilgili konuşurum ve işleri demlenmeye bırakırım ben. Onlar kendi hikayelerini ve kendi serüvenlerini oluşturuyorlar. Gelen eleştiriler, evet, bir kısmına kulak verir, bir kısmını yok sayarım. Böyle bir tarzım var. Dikkate almam gerekenleri dikkate alırım. Ama almam gerekmeyenleri ise anında uzaklaştırmak gibi tavrım var. Burada şunu demek istiyorum. Özellikle o demlenme sürecinde sergiyle ilgili, özellikle katalogda yazılan yazıları tekrar ve tekrar okurum. Onlar bana, benim resmimle ilgili bana yol haritası gösteriyorlar. Bir işaret ettikleri nokta, o noktaları okurum. Dolayısıyla o hem şöyle bir şey, geçti Firari Bedenler'den sonra ben Oya Silbiri ile bu anlamda çok bir güven ilişkisi oluşturdu ve onunla konuşarak, onunla bağlantı kurarak o bana aslında farklı alanlar açtı. Galerinin kendi olanaklarıyla. Bu benim için önemli. O yüzden evet, yani sergi açıldıktan sonra o gelen eleştirilerin belli kısmını dikkate aldığım zaman bana aslında nereye doğru, hem de kendi sezgilerim de, aklım, sezgilerim bana neye doğru yönlenmem gerektiğine dair işaretler oluyor. Evet. Tabii sergilerin izlenme oranı, İstanbul'da sergileriniz oldu, Kıbrıs'ta sergileriniz oldu. İkisini kıyasladığınız zaman ve sergilere ilgi gösteren sanatseverlerin bakış açısını kıyasladığınız zaman Kıbrıs besleyici bir ortam mı sanatçı açısından? Ben onu şöyle tanımlıyorum. Birçok insanın aslında burasını bir kısır bir alan olarak tanımlarken ben aslında evet, olanaklı açısından evet, ama şöyle bir şey, bir insanın kendi özüne dönmesiyle ilgili, kendi gerçekliğine dönmesiyle ilgili, kendi hakikatini görebilmesiyle ilgili çok ciddi olanaklar sağladığını düşünüyorum. Bu nedir? Aslında evet, bir iş yaptığınız zaman, evrensel değerlerde bir iş yaparsanız, onu nereye götürürseniz götürün, o iş kendisini ifade eder. Şimdi buradan şöyle bakıyorum ben. Burada aslında bizim kendi içimizde yaşadığımız, işte bir sürü olumsuz, bir sürü olanaksızlık içerisinde baktığınız zaman burası bir cevherdir. Cevher olarak görüyorum ben. Nedir bu? Bir insanın kendine dokunabilmesine olanak sağlar. Tabii ki bu dokunmak isterseniz, kendinizi görmek istersen. Bir insan kendini görmesiyle aynı zamanda toplumu görmesi, ülkesini görmesiyle de yaşadığı yeri de görebilmesi çok olanak sağlar. Aslında ikisi birbirini besleyen bir şeydir. Evet, şimdi, bu olanı sağladığı noktayı biraz açar mısınız? Şöyle bir şey, burada benim kendi kişisel gayretim, bir kere çok okuyan bir insanım. Kendimi geliştirme derdinde olan biriyim. Kendi sınırlarımı aşma derdindeyim. Böyle bir derdim var. Bunu bir dert edildi. Bir gayem oldu benim. Bu kendimi geliştirirken aslında o olanak, burayı görmeye, tekrar söylüyorum, burayı görmeye başladığınız zaman size aslında birçok olanak veriyor. Nedir bu olanak? Bir kere yaşadığınız ülkenin politik koşulları, mülteciler, göç edenler, ötekiler diye tanımladığımız insanlar, burada yaşayan, yaşama savaşı veren insanlar var. LGBT hakları, mültecilerin hakları, bütün bunlar şu anda, mesela şöyle söyleyeyim, bugün Karpaz sahillerinde biz tatil yaparken o Karpaz sahillerine mültecilerin cesetleri vuruyor. Bu bizim hakikatimiz. Sahiller yok edilirken biz parayla girmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Girebiliyoruz demiyorum. Bunlar bizim hakikatimiz. Bunlar bize aslında sanatın ne kadar politik olduğunu, ne kadar politik bir yerde durduğunu gösteriyor. Benim işim de, yani yaptığım iş de, resimde, heykelde, yaptığım tuvalde neyse, politik işlerdir aslında. Hele şu anda son sergim sonuna kadar politiktir. Evrensel bir şey yapıyorsunuz, evet, ama yerel evrenseli besliyor ve onun yani yansımasını mı sağlıyor? Şöyle söyleyeyim, o yerel dediğiniz şey aslında hellim yapan kadın, bir zamanlar birisi bana şey, niye hellim yapan kadınlar
Üstelik de ülkede bilinen birisi. Niye herlim yapan kadınlar resmi yapmıyorsun diye bir şeyi söylemişti. Ne yani ben böyle biri miyim? Herlim yapan kadın olduğu zaman bu ülkenin resmini mi yapmış olacağım? Peki bu ülkenin evrensel değerleri nerede? Ya da benim değerlerim, değer yargılarım nerede? Bunu sormam gerekiyor. Dolayısıyla o sokak bile, sokağa çıktığınız zaman işte şu anda surlar içerisinde onu gördüğünüz zaman zaten size başka bir sürü alan veriyor. Sokak dışarıda yabancı dediğimiz, öteki dediğimiz insanlar çalışıyor. Bunlar bizim gerçeğimizdir. Evet. Belki bunları biraz daha irdelemek gerekiyor evet. Ama tabii zamanla sınırlıyız. Ama şunu da merak ediyorum. Son sergiye geçeceğim. Aslında o çok 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 önemli. Onun evet. Altını çizmek lazım ama onun öncesinde Kıbrıs'ta sanatçı sanatıyla yaşamını idame ettirebiliyor mu? Bu çok zor. Yani ben 17 yıl devlet tiyatrosunda çalışarak oradan emekli oldum. Oradaki gelirimi, oradan aldığım gelirimi ben şu anda resme yatırıyorum. Çok zor bir şeydir. Dolayısıyla nedir? Ben resim sattıkça aslında yerine bir şey koyabiliyorum ya da minimal yaşayarak o geliri resme yatırıyorum. Evet. Sanata gereken değer verilmiyor mu ki bunu sağlayamıyor? Yani satamıyor mu sanatçı ürettiklerini? Şimdi şöyle bir şey var. Sanata yani ben herkesin değer vermesi gerektiğine dair bir şey de düşünmüyorum. Evet. Nedir? Benim belli bir çevrem vardır. Bu ülkede resimden anlayan insanlar vardır. Belli bir kitle vardır. Yani ben bu kadar burayı yok saymıyorum. Küçülsem öyle bir derdim. Öyle bir yerde de durmuyorum. Ama evet koşullar zordur. İşte izolasyonlardan bir sürü yere ulaşmanız çok zordur. Burada tek özel bir galeri vardır. Art Rooms. Orayı destekleyen Art Rooms. Erbil Akın desteklemezse tek özel bir galeri olmayacak. Bu bir gerçek. Böyle bir hakikatimiz var. Ben son serginin kataloğunu sponsorladım. Ayhan Erciyes'in desteğiyle yapabildim. Bunlar çok zor şeyler. Daha çok çoğalması gerekiyor. Ama derdimiz şu anda bizim baktığınız ülkede bir inşaat furyası, büyük evlerde oturup mobilya mağazası gibi bir yerlerde yaşamayı tercih ediyoruz. Evet. Bu da bizim gerçeğimiz. Yoksa sanattan anlayan tabii ki insan. Benim sergim örnektir. Peki yani, o evleri, o kocaman mobilya mağazası gibi evleri mini sanat galerilerine çevirirsek o zaman sanatçı da sanatıyla umarım, para kazanabilir bir noktaya gelebilir belki. Umarım. Peki gelelim son sergiye. Beklediğiniz etkiyi yarattı mı? Evet, beklediğimin çok üzerinde bir etki oldu hatta. Nedir? Bunu biraz açabilir misiniz bize? Yani bir etkisi olacağını yola çıktığınızda neydi yani beklentiniz bu var mıydı bir ön yargınız? Yok, bir ön yargım yoktu. Sadece ben çalışıyordum. Şimdi bu gene işi Oya Silberi'ye getireceğim. Bu 3 yıllık bir hikayedir ve birlikte çalıştık. Mesela bana alan açtı. Olanaklarıyla, düşünceleri bana alan açtı. Şimdi bu alanın inşa ederken aslında Oya'yla birlikte hareket ettim. Yani tamam ben çalıştım ama Oya'yla birlikte hareket ettim. Şimdi bu bir etkisi olacağını biliyordum ama bu boyutta gerçekten beklemiyordum. Bir kere nedir? 5000'e yakın bir iş vardı. 5000'e yakın işlem yani böyle bir sergi çıkarmak olağanüstü bir zeka gerektiren, bir yetenek gerektiren bir şey. Şimdi bu 5000 elemeyi yapabilmek açısından evet, diyorsunuz Oya Silberi, bunu. Evet. Evet. Bunu böyle bir şeydi. Şimdi izledim yani benim dışarıdan duyduğum mesela işte önceki gün ben birisiyle konuştum ki gerçekten çok aklını sevdiğim, beynini sevdiğim bir kadından söz ediyorum. Şöyle bir cümle, ya her odada ayrı bir şok yaşadım diyor sergide. Şimdi bu bir yetenekli, kreatörler bir yetenekli. Şimdi 5000'e yakın işten böylesine bir sergi çıkarmak ve izlerken sergiyi bir damıtılmış halini görmek bir yetenek işidir. Bu da etkiyi çok artırdı. Evet. Serginin etkisini çok artırdı. Bu benim hayatımın kilometre taşlarından biri oldu bu sergi. Evet. Tabii sergi bir de uzun erimli oluşuyla dikkat çekti. Bu kadar uzun erimli başka bir sergi var mıdır? Bilmiyorum Kıbrıs'ın yani. Kıbrıs'ın kuzeyinde yapılmış ben, ama. Burada ben daha önceki sergiler açtığım zaman Firari Bedenler dışında bir hafta 10 gün sürüyordu sergiler. İlk haftanın sonunda da pek gelen olmuyordu. Ama sergi 6 aya yakın sürdü yanlış hesaplamıyorsam. Sürekli gelen giden izleyen oldu. Bir kezden bir kez birisiyle karşılaştım. Her oraya üstte yemek yemeye geldiğim zaman aşağı inip sergiyi geziyorum diye bir şey söyledi. Bu benim için yani bir sanatçı için sanıyorum
en çok izlenen, galerinin en çok izlenen serileri arasında olmak bence en önemli ödüllerden birisi diyor. Evet. Tabii farklı disiplinlerde üretimin yansıdığı bir sergi. Üretim yapılırken de söylediklerinizden çıkarımım bu. Yanlışsam düzeltin lütfen ama 5000 kusur üretimden bu sergi için seçim yapılıyor. Dolayısıyla yani bu sergi tasarlanarak bir üretim yapılmadı. Hayır, çok net bir şekilde ortada. Yok, bir şey ama yok. Bunların sergi bütünlüğü içerisinde sergilenebilmesi için çok üretken bir dönem geçirdiğinizi anlıyorum. Evet. Ne kadar bir yılda bu 5000 eser ortaya çıktı ve bunların içerisinden bu sergiyi oluşturacak seçki oluşturuldu? Pandeminin ilk günleri başlamıştım ki yanlış hatırlamıyorsam bir iki resmin üzerinde tarih var çünkü 9 Mart 2020'ye 11'i falan oralarda başladım 2020. Evet yani aslında 3 yıl. Yani yıl. Sergi açılana kadar 3 yıllık bir süre. Ama 3 yıl çalıştım. Yoğun bir kapalılıkla evet, geçen 3 yıl kapanlık. Ve bunun üzerinde bir, evet. bir odakla. Evet. Nasıl tanımlıyorsunuz siz sergiyi? Sergiyi nasıl tanımlıyorum? Hangi açıdan bakmam gerekiyor? Hangi açıdan? Yani izleyeceğiz ama kendi açımdan... Hayır, kendi açınızdan tanımlamanız nasıl sergi? Yani şöyle söyleyebilirim. Bir kere çok mutluyum. Çok yorucu bir süreç oldu. Çok zorlandığım bir süreç oldu. Yorulduğum bir süreç oldu. Ama işin sonucundaki bir hafta 10 gün önce kapandı sergi kitap tanıtı, katalog tanıtımıyla. Geriye şimdi daha yeni böyle hazmetmeye başladığımı söyleyebilirim. Bir kere çok mutluyum. Çünkü yeniden kendi konfor alanlarımı nasıl yıkıp geçebileceğimi, o sınırları bana bir kez daha gösterdi. Bir başka projeye yöneldiğimi hissediyorum. Bu serginin getirdiği bilgi birikimiyle ve deneyimle bu başka bir haz noktası benim için heyecanlandıran bir şey. Dolayısıyla kısacası katalogda da yazılan yazılarda baktığım zaman benim için bir gerçek anlamda bir kırılma noktalarından biri ve kilometre taşlarından biri benim kendi hayatım içerisinde. Öyle bakıyorum. Sanatınız açısından hayatınız açısından böyle ama dolayısıyla İkisi benim için çok iç içe geçen bir yerde durduğum için bunu kırılma noktası derken ikisini hem hayatımı hem de yani ayırdığım bir nokta değil oluyor. Bütünleşmiş hayatınızla sanatınız bütünleştiği için bunu bir. Peki yeni proje bambaşka bir şey mi olacak? Evet. Kırılma noktası olduğuna göre bunun üzerine devam mı olacak yoksa var mı kafada yeni bir proje? Yani var hani ama çalışma masası boş değil herhalde. Yani değil ama şöyle bir şey. Şimdi hani böyle küçük nüveler var kafamda ama oluşmuş bir şey değil. Şöyle bir şey söyleyebilirim. 1,5-2 ay kadar önce Berlin'deydim. Bir müze gezdim. Onun etkisiyle Kıbrıs'a döndükten 10 gün sonra kendimi Polonya'da, Krakow'da Auschwitz toplama kampında buldum. Şimdi onu gezdim. Şimdi oradaki gezdiklerim ve gördüklerimi, tanıklıklarımı henüz adlandıramadım ama aklımda gidip gelen oralarda dönüp dolaşmak var. Özellikle birkaç kitap okumaya, bir şeyler okumaya başladım. Kötülük kavramı, hafıza, kolektif hafıza üzerinde dolaşıyorum ama çıkacak mı bir şey hiçbir fikrim yok. Bütün bunlar hepsini berhava edip başka bir şeye de yönelebilirim. Sadece buralarda dolaşıyorum. Kötülük kavramı, hafıza, kolektif hafıza üzerine, toplumsal hafıza üzerine. Evet, tüm bunlar aslında bizim yaşadığımız ortamı da çok yakından ilgilendiren. Ama gerçekten biliyorum çünkü size de bunu söylerken aslında aklımda geçenleri söylüyorum. Yani henüz ortada bir şey, bunlar var. Kuluçka dönemi diyebilir evet, miyiz? Evet, öyle bir şey söyleyeyim. Yani ağırlıklı olarak okuma, gözlemleme, izleme, gezme vesaire. Evet. Peki, genel çalışma prensibiniz nedir? Yani konuştuğumuz süre içerisinde bunun birçok ipucunu verdiniz ama bu Kuluçka döneminin ardından bir şey doğar mı? Yani o şöyle söyleyebilirim. Bir kere okuyarak
bir şeye doğru evrilebilir, evrilebilen biriyim. Yani okuyarak, araştırarak, gezerek, görerek ve özellikle bir çalışma tekniğine dönüşen bir şey vardır. Çevremi yakın insanlarla konuştuğum, bu çalıştığım ya da üzerine düşündüğüm alanlarla ilgili konuşmakla ilgili. Konuştuğum zaman bana alan açıyor. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyebilirim. Yani okulu çıka dönemi ve düşündüğüm böyle bir şey. Evet, o zaman hem bizim hem de izleyenlerimizin biraz sabretmesi gerekiyor. Hüseyin Özünal'ın gelecek projelerini görebilmek için. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hadi. Bize zaman ayırdınız. Evet. Yayın süremiz bu kadarına yetiyor. Keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok mersi.